Herkese günaydın. Bugün bayramın ertesi günü, yani bugün 11'im. Ve ben bayram tatiline girmeden önce kendime şey hedeflemiştim. Hani bayramda istediğimi yerim. Bayramdan sonra da 3 günlük bir patates diyeti yaparım dedim. Bu arada patates diyetini ben hiç hayatımda yaptım mı? Hayır. Normalde öyle 3 günlük, 5 günlük öyle detoks şeyleri beni aşırı zorlayan ve yani çok da sağlıklı bulduğum şeyler değil, ama bu sefer bir denemek istedim. Çünkü normalde kilo verme sürecindeyim şu an ve 63,30'dum en son, bilmiyorum, büyük ihtimal artmış da olabilirim, aynı da kalmış olabilirim. Azalmış olamam büyük ihtimal, çünkü hani şu sıralar o kadar iyi beslenemedim. Yani kendimi çok kısıtlamadım diyeyim. Birlikte tartılacağız zaten. Onun dışında da artmadıysam ya da büyük ihtimal azalmamışımdır, artmadıysam 63-30'lardaydım dediğim gibi. Yani o 3 rakamını oradan silip biraz düzlemek istiyorum. O yüzden biraz da buna giriştim ve hani evde olacağım için bu süre boyunca benim için daha rahat geçeceğini düşündüm. Çünkü işteyken hani bu detoks ya da nasıl desem, hani böyle zorlayıcı şeyler benim için biraz daha sıkıntılı olabiliyor. Hani o an direncim düşüyor ya da bir şey yemek istiyorum, topluluk oluyor, yiyemiyorum falan. Yani nefsimle sürekli savaş halinde olma durumum oluyor. O yüzden hani evdeyim, tekim. Yani beni zorlayacak bir durum da yok. Hani aşırı yorulacağım bir durum da olmadığı için, hani enerji sarf edeceğim bir durum olmadığı için daha kolay geçeceğini düşünüyorum. O yüzden bir deneyelim dedim. Bu arada bu diyet 3 günde 5 kilo vaat ediyor. Ne kadar sağlıklı tartışılır. Ben size günlük raporlarımı açacağım, ne yediğimi ya da nasıl başladım ve nasıl son bulduğumu da göstereceğim. Duruma göre bakacağız. Yani sonunda tartışıyor olacağız iyiliğini ya da sağlıklı ya da sağlıksızlığının. Tabii ben buna karar veremem ama kendi vücudumdaki etkilerini tabii ki de size aktarabilirim diye düşünüyorum. Hadi şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayalım, çünkü bir acıkmaya başladım. Güzel bir kahvaltı dediğim şey patates ve yoğurdan oluşan bir kahvaltı olacak. Bakalım. Ama ilk öncesinde tabii ki de tartılalım. Evet arkadaşlar. Gerçekten tam dediğim gibi biraz azalma olsaydı şaşıracaktım. Arkadaşlar, sabah kahvaltım için 1 adet haşlanmış patates ve 4 yemek kaşığı yoğurt kullandım. Haşlanmış patatesimin üzerine aslında dilediğiniz baharatı atabilirsiniz, tuz dışında tabii ki de. Onun dışında bu öğünün yanına, yani sabah kahvaltısında bunu yaparken yanına yeşil çay tüketilmesi öneriliyor, ama ben bu ikilinin yanına yeşil çayı kendimce çok yakıştıramadığım için kullanmayacağım. Aralarda içebilirim, yani illa bununla içmesim gerekiyor bilmiyorum. Şimdi sabah kahvaltımı yapacağım. Öğle yemeğim hazır. Tekrar sabah kahvaltısıyla yine aynı şekilde 1 adet haşlanmış patates, 4 yemek kaşığı yoğurt, ama yoğurt biraz sanırım fazla koymuşum. Onun dışında patatesin üzerine baharatlardan farklı olarak bir karabiber ekledim. Pul biber, karabiber ve kimyon var şu an. Bu arada yani sabah kahvaltısından sonra çok fazla acıkmadım, çünkü bir sürü iş yaptığım için herhalde unuttum. Yani aç olduğumu unuttum. Benim patates severiz patates. Şimdilik beni zorlayan bir durum yok. Güzel gidiyor. Asıl akşam anlayacağız. Bu şekilde menüm arkadaşlar. Arkadaşlar akşam yemeğim de hazır. Bir haşlanmış patates, tekrar üzerine karabiber, kimyon ve pul biber ekledim. Ve 8 yemek kaşığı yoğurt. Bu arada biraz patatesim büyük gibi gözüküyor ama gerçekten bilmiyorum, yani biraz büyük mü kaçtı hiçbir fikrim yok. Sanırım akşam yemeği olduğu için biraz daha yüklenilmiş. Kendimi şu an için iyi hissediyorum. Hani aşırı bir açlığım yok. Ciddi anlamda söylüyorum. Ama tabii ki de böyle 3 kere de aynı şeyleri yiyince bir sıkılmadım değil. Şu an birinci günden böyleyse ikinci, üçüncü de tabii ki de zorlayabilir. Ama şu an için açlık durumu bakımından iyiyim. Gayet güzel gidiyor. Arkadaşlar ikinci günden merhaba. Bugün de yine aynı şekilde menümde 1 adet haşlanmış patates. Üzerine istediğim baharat da koydum. Baharatlardan da kimyon, kırmızı pul biber, karabiber koydum. Yine 4 yemek kaşığı yoğurt, ama yine bir porsiyonu biraz kaçmış olabilir. Bu şekilde sabah kahvaltısı da. Bu arada birinci günün raporunu vereyim. Birinci gün aslında çok zorlanmadım. Çünkü ya zaten hani en büyük avantajlarımdan biri şu an evde oluyor olmam. İşteyken biraz bu beni, dediğim gibi, hani zorlayabilirdi. Ama şu an gayet iyiyim. Bir akşama doğru biraz geç yattığım için o beni biraz darlattı, ama hiçbir şekilde bozmadım. Devam ediyorum. Bugün de gayet normal geçeceğini düşünüyorum. Bakalım. Arkadaşlar öğlen yemeğim hazır. Tekrar aynı şekilde tekrar 1 adet haşlanmış patates ve 4 yemek kaşığı yoğurt. Analiz bildiriyorum. Şu an
evin içinde çok efor harcadığım için biraz yoruldum ve zorlamaya başladı. Başım da ağrıyor ama tamamen benim yetersiz su içmemden kaynaklı şu an. Ama iyi gidiyor yani şu an. 1,5 günümüzü tamamladık sayılır. O yüzden kendimi daha iyi hissediyorum. Yediğim zaman kendime de geleceğim. O zaman afiyet olsun. Arkadaşlar akşam yemeğim hazır. Tekrardan bir adet haşlanmış patates ve farklı olarak 8 yemek kaşığı yoğurt. Şu an bir tık zorlanmış olabilirim. Akşama doğru biraz acıktım çünkü Onur karşımda körülü makarna yedi ve beni biraz şey yaptı, bu durum sarstı. Ama onun dışında arkadaşlar yani bu öğüne kadar sürekli içerek bir şeyler içerek, çay kahve içerek kendimi biraz tatmin etmeye çalıştım. Bir tık zorlanmaya başlıyorum. Ama bu günün son öğünü. Yarın da bir güncüğümüz kalıyor. İnşallah tamamlayacağız. Arkadaşlar günaydın. Bugün 3. günden sesleniyorum. Yine her zamanki gibi 1 adet patates ve 4 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Şu an 3. gündeyim dediğim gibi. 3. günün kahvaltısını yapacağım. Dün bir tık zorlanmıştım. Bakalım bugün nasıl geçecek ama. Böyle aşırı vücudumda hani kayda değer bir fark görmüyorum. Hani insan hisseder ya biraz hafiflik ya da işte belde incelme ya da kalçada falan. Şu an dediğim gibi hani kayda değer bir şey yok gibi geliyor. Ama bilemem de tabii. Öyle bakalım, bugünü bir bitirelim. Ondan sonra yarın zaten bütün şeyler ortaya çıkacak. Akla kara koyun ortaya çıkacak. Şimdi yiyeceğim. Yani 3. gün bildiğiniz üzere aynı şeyler. Biraz bıkkınlık yapıyor tabii. Bu detoksların da 3 gün olmasının mantığı da bu herhalde. Yani 3 günden sonrası çekilecek dert de değil yani. Arkadaşlar öğle yemeğim de hazır. 1 adet haşlanmış patates ve 4 yemek kaşığı yoğurt. Artık 3. gün olduğu için saçım başım bile hani yediğim şeylere tepki gösteriyor. Göz altlarım falan çıktı. Yani bir bıkkınlık yapmadı değil. Yaptı tabii ki de. Ama şu an çok acıktım gerçekten. Aşırı acıktım ve bunu yemem gerekiyor ve sağlamak oluyor. Aşırı acıktım. Gerçekten aşırı acıktım ama bir süre. Uzun bir süre hatta. Patates ve yoğurdu hayatımda görmek istemiyorum. İnşallah bunlar bana güzel bir şekilde gelir. Yoksa çok üzülürüm. Çok üzülürüm arkadaşlar. Patates, yoğurt denir mi ya sürekli? Ben 3. gün isyan etmeye başladım şu an. Çok gerginim. Kapatıyorum. Arkadaşlar akşam yemeğim 1 haşlanmış patates, 8 yemek kaşığı yoğurt. Allah'ım çok şükür. Çok şükür bitiyor. 3. günün son öğününü yiyorum ve artık yarın normal hayat fonksiyonlarıma geçiyorum. Yani bezdirdi. Sıkıldım. Artık patates ve yoğurt yemek beni tatmin etmiyor arkadaşlar. Artık başka şeyler yemek istiyorum. Onur mesela başka şeyler yerken onunkilerinden de yemek istiyorum. Çok bilmiyorum. Yarın sabah kahvaltıya gideceğiz onun motivesiyle. Bunları bugün son kez görmeye bitiriyorum. Umarım mükemmel bir değişimim vardır. Yani çok korkuyorum. Ama aşırı böyle şey değil de. Hani gözünüz korkutuyor gibi olmayayım. Aşırı böyle mahvedici bir şey değil ama yani daha kötüleri vardır eminim. Çünkü detoksun iyisi yoktur. Ama bu biraz daha tabii ki de hani insani şekilde. Ama bilmiyorum. Normal yemeyin ya. Yemeyelim. Artık yemeyelim ve bu detoks işlerine girmeyelim. Çok zor. Ben yapacağımı yaptım bir Ramazan'da detoksumu. Yeterli yani. Bu kadar. Umarım yarın çok güzel sonuçlar alacağım. Allah lütfen ya. Arkadaşlar günaydın. Şimdi bugün o gün. Bugün tartılma günü. Bugün tartılıyoruz ve muhteşem değişimimi görüyoruz. Hadi tartılmaya gidelim. Allah. Arkadaşlar şimdi tartıya çıkıyorum. Çok heyecanlandım. Hadi bismillah. Arkadaşlar. Yani şu an ne diyeceğim bilmiyorum. Gerçekten Süreyya Hanım'ın müthiş değişimi. Bir de bir şey söyleyeceğim yani 3 günlük savaşım 700 gram içinse yazıklar olsun. Yazıklar olsun patatese, yazıklar olsun yoğurda yani. Neyse denedim en azından. Tamam 3 günlük için 700 gram az değil. Vallahi tadım kaçtı ya. Sabah sabah tadım kaçtı. Muhteşem. Böyle 2-3 kilo veririm diye diyordum ama yani zaten size diyordum, bahsediyordum hani fark eden bir şey yoktu ne diye. Ne kadar değişmişsin? 700 gram. Süreyya Hanım. Gider misin? Bir şey Süreyya Hanım mükemmel değişimi.
Demin de şimdiye gelmiş yine. Komik gitti. Çok üzüldüm. Yani şöyle, yani işin özünde en sonunda tavsiye kısmına gelebilirsem, bunu eğer yapacaksanız evde yapın. Gerçekten işte biraz sıkıntı yaratabilir. Çünkü işte sonuçta hani evde uyuma saatinizi ya da uyanma saatinizi ona göre ayarlayabiliyorsunuz ya. Kendinize göre ayarlayabildiğiniz için bir tık kolay olur. Ama ya tabii ki de bu tarz diyetler biraz anlık kilo vermek için. Yani bu 700 gramı ben çok çabuk bugün belki yesem alırım yani. Çok yağdan gitmediği için. Ama şöyle beni 62'ye düşürmesi... 62.60'a düşürmesi tabii ki de bir tık motive etmedi mi? Etti tabii ki de. Ama bence tabii ki de sağlıklı beslenerek de, istediğimizi yiyerek de aslında dozunda olmak şartıyla istediğimiz kiloları verebiliriz. Ama yani neden o zaman 3 günde 5 kilo vaat ediyorsun diyet? Yani benim şu an karşılaştırmak gerekir. Yani kötü değil ama iyi de değil. Yani gösterdiği, vaat ettiği şeyi vermiyor. Hani vaat ettiği ya da ben bilmiyorum arada kaçamak yaptım mı? Yok, yapmadım. Ama demek ödemim yokmuş neymiş ya, neyse. Bir de ben uzun zamandır bu kilolardaydım gerçekten. Hedef 60 arkadaşlar, ne yapayım 2,5 kiloda yememden tutacağım da öyle vereceğim yani. Demek istedim yani patates diyetinin özüne gelirsek, yani zorlanma açısından ya da normal olarak karşılaştırırsam diğer detokslara göre bir tık kolay olabilir. Çünkü hani böyle kabak detoksu da denemiştim ben bir ara. O çok midemi bozmuş. Yani gerçekten kusacaktım artık. Yani önerir miyim? Kısa vadede kilo için evet olabilir. Ama yani bendeki etkisi böyle oldu. Belki sizdeki etkisi daha farklı olabilir. Her detoks gibi daha doğrusu zorluyor. Tabii ki de zorluyor. Yani zaten sonunda aç kalarak zayıflama diye bir şey sonuçta. Öyle. Teşekkür ederim. 3 gün benimle birlikte olduğunuz için. Bundan sonraki detoksumu denersem patates diyetine çok da sarılmam. Başka detokslar denerim gibi. 700 gram ya. Vay be. Üzdü. Videomu burada kapatıyorum. Patates diyeti, yani tamamen videomun konusu zaten patates diyeti üzerineydi. Teşekkür ederim. Çok öpüyorum.